Patonku Walking Street'i. No, thanks. Yamağının mat rengi güzelmiş. Şimdi bir masajcı arıyorum. Gidelim bir masaj yaptıralım. Çok güzel dizayn etmiş Aliye kafeyi. Kaplanlar, ağaçlar yalandan. Tay yemekleri. Hoşuma gitti, güzelmiş.
dövme dükkanına bak ya, çok şatafatlı. Gerçek Vali Edirsin. Abinin gerçekten çok havalı bir dövme stüdyosu var. Padonk tabi kapalı çarşı gibi bir pazara girdik. Kadın kıyafetleri, erkek kıyafetleri, çocuk kıyafetleri, hediyelik eşyalar falan. Mesela 350 diyorlar, onu sana kesin 200'e bırakıyorlar. Hatta biraz daha indirim de yapabiliyorlar. Yani şu tişörtü hemen başlıyor, 300 diyorlar. 350'den 150'ye iniyorlar. Hepsini. Ne almak isterseniz. Hediyelik eşya, magnet, terlik, tişört. Burada bir tane tırnak takımı seti beğendim. 350 bat dedi. Bakayım göstereyim. Şuradaydı. Burada formalar da var. Tayland'ın formaları. Ucu kıvrık olanlar çok iyi tırnak kesiyor. Şunlar sert olan tırnakları kesiyor. 350'den 250'ye indi ama 200'de versem verecek. Ya düşünüyorum. Uzunluğunda bir kapalı pazar. Adını çıkarken tekrar bir çekerim bakarım. İsmini görmedim pazarın adını. Bangla Road'a doğru giderken. 5 dakikadan beri bu kadının yüzünü tuhaf tuhaf şeyler yapıyor. Çok içmiş herhalde. Kafayı yemiş. Bir de geçeyim. Bir de tekrar bundan çekeyim. Tayland'ın en meşhur marketi. 7-7 bu. Lezzetleri bunlar burada şey yapıyorlar, krep meyveli. Aha bu adamı elindeki işte. Çok şatafatlı bir bar. Ama kimse yok. Aha burada draft bira var. Evet, Tayland'da her yerde masaj salonları var. Daha demin işte masaj yaptırdım. Hiç beğenmedim. Berbattı. Kız 25 dakika erken bitirecekti masajımı. İyi ki bir baştan bir video çekmişim. Zaman gözüküyordu. Kıza gösterdim, dedim bak bu zamanda başladı. Haklık yaptı, zorla biraz daha masaj yaptım. Çünkü parasını ödemiştim. Çakallık yaptı. Öyle. Buranın bir iyi yanı var. İnternet çok hızlı. Gittiğiniz her yerde, kafede olsun, masaj salonlarında olsun, internet istiyorum dediğiniz anda hemen size yardımcı oluyorlar. Surat asmıyorlar. Hızlı bir şekilde işlerinizi hallettiriyorlar. Burası niye böyle kalabalık? Tayland'ların çorbası Tom Yum. Tam bir hasta çorbası. Yani böyle hasta olan bundan içecek, kendine gelecek. Çok lezzetli. Ama yazın burada içtiğiniz zaman tabii insanı pişiriyor. Tam bir kış çorbası. Şimdi Bangalore'a da döneceğiz ileriden sonra.
biraz çekmek istedim. Daha önceden çekmiştim ama. Sushi. Evet, dövmeciler, masaj salonları, 7-Eleven, barlar. Phuket'te ne ararsanız var. Özellikle en çok bunlar. Evet, Bangalore'a geldik. Seslerden de yükseliyor. Burada çok Hindistanlı, Pakistanlı da çok var, Çinli de var. Rus zaten var. Bunlar number one. Ama İspanyol da çok gördüm. Biraz geçeyim abi. Bangla Road. Boşatka. Mırç yemek isteyen var mı? Mırç. Ooo, 89 baht. Selam. Abi bu ne müzik kirliliği ya. Tamam güzel cıvıl cıvıl da. Abi şunu kapatsaydınız ya. Yine abi. La oğlum konuşma. Gel bari şuraya girelim bak. Bunlar benlik. Bunlar. Jumbo Karides. İstedik diye geçen sene yemiştim. Saydangozlar. Kum midyesi. Yengeç. Vatoz. Şurada. Vatoz bile var. İnsanlı. Kalmar. Yengeç. Yani şunları da yapıyorlardı. Şunun adını unuttum. Neydi onun adı? Oo, bunlara bayılıyorum. Kızartmalara. Çok lezzetli patates. Bu midyesi. Kum midyesinin makarnası güzel oluyor. Allah abi. Evet. Aslında meyveli şarap da ararım da daha bulamadım. Pattaya'da çok vardı. Burada daha hiç bulamadım öyle bir şey. Beter. Tamam biz böyle biraz gezelim. Bir şey olursa tekrar yine çekelim. Burası genelde deniz ürünleri. İstiridye'ye bak ya. Güzel limonla. Güzel gidiyor. Bunların ne olduğu dair bir fikrim yok. Bu domuza benziyor. Benim işim bunlar. Ananı sikim vatozmuş lan. Elimi sürecektim. Canlıdır manlıdır. Ha, bu da Mariana satıyor. Dur bakayım. How much one? One dry one, yes. Please.
150 ucuzmuş ama bakın ben pahalıya aldım. Without tobacco, only flour. Just fine. Give me 100. No. 100. No, no. Okay, thanks. Bazı bunları çekiyorsun hemen yüzlerini kapatıyorlar. Havalarından da geçinmiyor. Zaten hepiniz birbirinize benziyorsunuz anasını satayım. Sizi YouTube'da görseler ne olur. Hayır. Burası da Bangla Road'un içinde bir sokak, böyle bir pasaj yapmışlar. Bunun diğer tarafı var. Hem burada fazla kimse yok. İşte kanları bildiklerini içine sokuyorlar. Yani bir numara olduğunu da zannetmiyorum. Çoğunlukları Ladyboy. Kızları. Burada Hindistan neye benziyordu? Yani yanında kız da olsa fark etmiyor. Her yerde marihuana satılıyor. Her yerde. Küçük kiosklar. Böyle kendini Koreli, Japon, Kızıl Şerif bakanlar da var. Yanında kız da olsa davet ediyorlar. Tekrardan Bangla Road caddesine çıkıyoruz. Bir şu girişteki yer şatafatlı, cafcaflı. Şu kızları okul kıyafetleri gibi şey giyinmiş ya, Japonya'daki okul kıyafetleri gibi. Denizci kızları. Aynen burası. Ladyboy, hepsi.